Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün Hatay yöresine özgü biberli ekmek tarifim var. Lezzetine, tadına doyamayacağınız çok lezzetli, üstelik evdeki malzemelerle yapabileceğiniz çok kolay ve bir o kadar da pratik bir tarif. Sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle biberli ekmeğimizin ekmek aşamasını yapalım. Uygun bir kabımıza 1 çay bardağı ılık suyumuzu ilave edelim. Bir çay bardağı ılık sütümüzü ekleyelim. 1 çay kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. 1 paket toz mayamızı ekleyelim. Çırpıcı yardımıyla tüm malzemelerimizi karıştıralım. Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra 4 su bardağı unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 milimdir. Unumun yarısını ekledim ben. Çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Unumun diğer yarım kalan kısmını da ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edip yoğuruyorum. Tuzu bu aşamada ekliyoruz ki mayamızdan güzel yumuşacık bir verim almamız için. Hamurumu yoğurdum. Üzerini örtüp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Salça sosumuzu yapmaya başlayabiliriz. 2 adet orta boy kuru soğanımızı küp küp doğrayalım. Üzerine yarım çay bardağı kavrulmuş susamımızı ekleyelim. 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ya da zeytinyağımızı ilave edelim. 1,5 yemek kaşığı biber salçamızı ilave edelim. Ve şimdi baharatlarımızı ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ilave ettim. Bu aşamada 2 yemek kaşığı pul biber de ilave edebilirsiniz. Benim kızlarım acı yemediği için ben eklemedim. Ve 1 çay bardağı kadar ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Ceviz isteğe bağlı olduğu için ben eklemek istemedim. O yüzden cevizsiz olarak yaptım. Mayalanan hamurumuzu sıvı yağ ile yağladığımız tepsimizin üzerine her yerine eşit bir şekilde yayalım. Hamurumuzun her tarafına gelecek şekilde salçalı sosumuzu sürelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırın ayarımızda ekmeğimizi yaklaşık 30 dakika kadar pişirelim. Ekmeğimiz fırından çıktı. Şimdi bıçak yardımıyla dilimleyelim. Ben dikdörtgen tepside ekmeğimi yaptım. Dilerseniz yuvarlak şekiller verip de ekmeğinizi oluşturabilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Ekmeğimizin hemen tadına bakalım. Tadına baktım, gerçekten çok lezzetli. Böyle lezzetlisini görmedim. Aşırı lezzetli, bir dilim asla yetmiyor. Çayın yanına çok yakışan şahane bir tarif. Sizler de denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazmayı unutmayınız. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Yepyeni tarifler sizlerle paylaşabilmem için videolarıma beğeni bırakmanız benim için çok önemli. Yepyeni, birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.